Merhabalar değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yanımda Seher Avcıoğlu hocamız var. Bugün bizlere kaligrafi uygulaması olarak gösterecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ramazanınız da mübarek olsun efendim. Teşekkür ederim. Sizin de Ramazanınız mübarek olsun. Teşekkürler efendim. Bugün bizlere neler yapacaksınız? Bugün sizlere kaligrafiye başlarken kalemi nasıl kullanmalıyız? Temel şekillerle bunu göstereceğiz. Evet, başlayalım isterseniz. Başlayalım. Temel şekiller dediğimiz, her zaman kullandığımız, Aynen öyle. kaligrafide gerekli olan şeyler. Evet. En temel olarak noktadan başlıyorum. Kaligrafide nokta. Bu şekilde belli bir süre çalıştıktan sonra ikinci bir şekle geçeceğim. Noktanın sonunda çekme yaparak. Daha sonra bunu da bir süre çalıştıktan sonra tam tersi şekilde gideceğim. Bu şekilde noktalarla başlıyoruz. En temel yapmamız gereken şey noktalar. Noktalar. Evet. Daha sonra kalemin tutuşunu oturtmamız gerekiyor. Kalemimizi 90 derecelik eğimle tutmamız gerektiği için karelerin köşelerini baz alarak kalemi tutuyorum. Bu şekilde tutup olabildiğince ince bir çizgi oluşturacağım. Bu şekilde çizgilerimiz belli bir süre çalışmamız gerekiyor. İyice oturması için. Çizgilerimiz oturduktan sonra yine kalemin şeklini hiçbir şekilde bozmadan 90 derecelik eğimle tutarak aşağıya doğru düz bir çizgi oluşturuyorum. Bu çizgileri bir süre çalışacağım aynı şekilde. Daha sonra bu çizgilerin başlangıç ve sonunda kesme yaparak bir sürede bu şekilde çalışacağım. Burada keskin yaptım. Bir de bunu yumuşak yapacağım. Bu şekilde kalemimi oturtacağım. Daha sonra değişik şekillere geçeceğim. Aşağı doğru yaptım, yana doğru yaptım. Bu sefer daha böyle dairesel hareketler. Dairesel hareketlerden sonra yarı dairesel hareketler. Bu iki şeklin birleşiminden oluşan yeni bir şekil. Bunları yaparken kursiyerleriniz zorlanıyorlar mı hocam? Tabii en başta çizgi çekerken zorlanma başlıyor ama elimizin alışması için, yazıyı oturtabilmemiz için en başta bunların kesinlikle yapılması gerekiyor. Şekillerimiz değişmeye başladı. Evet. Olabildiğince estetik. Ben kısa kısa geçiyorum tabii. Bunları çok çok çalışmak gerekiyor. Elimiz alışana kadar sürekli yapmamız Elimiz gerekiyor. alışana kadar sürekli sürekli tekrar. Ne kadar tekrar o kadar iyi. Özellikle süsleme yapacağımız zamanlar için. Şekiller. Çok farklı şekilleri var, değil mi? Çeşitleri çok fazla. Evet. Önemli olan estetik görünmesi. Kalemi ne kadar doğru tutarsak şekillerimiz o kadar estetik görünür. Bu şekilde şekilleri çalıştıktan sonra biraz da bu şekilde yapalım.
Bu şekilleri oturtuyoruz öncelikle. Hı-hı. Bunlar oturduktan sonra küçük harflerle başlayacağız. Ben biraz hızlı her harften bir örnek göstererek tamam gideceğim. Tamam efendim, başlayalım. Bunlar küçük harfi de farklı oluyor, büyük harfleri de farklı oluyor. Tabii. Hepsinin yazışı farklı. Kalemimizin ucuna göre standardı değişir tabii ama ben mesela kullandığım kalemde mesela A harfinde 1, 2, 3, 4 kare kullandım. Standardı bunun kalemin ucunun kalınlığına göre değişir. Hı. Bu kalem için 4 kare kullanarak aynı şekilde aynı hizada gidiyorum. Seher hocamız şimdi bize küçük harflerin kaligrafide nasıl yazıldığını gösteriyor. Küçük harflerden sonra da büyük harfler mi geçiyorsunuz hocam? Nasıl ilerliyor bu süreç kurslarınızda? Küçük harflerden sonra yaptığımız küçük harflerle örnekler yazıyoruz. Hı. Bir sürü örnekler yazdıktan sonra büyük harflere geçiyoruz. Büyük harflerden sonra tekrar örnekler yazmak ilerlememiz için daha iyi oluyor. Daha sonra da artık yavaş yavaş süslemelerle yazmaya başlıyoruz. Çok güzel oldu Y harfi. Her istediğimiz, dilediğimiz şekilde yazabiliyoruz değil mi hocam? Estetiği bozmadığı sürece Hı. süslemelerde yaratıcılığımızı kullanabiliyoruz. Buraya kadar mesela ne yaptık? Küçük harflerimizi yaptık Hı. şekillerden sonra. Seyircilerimize tek tek gösterelim isterseniz hocam. Şöyle bir daha açalım yavaştan. Açayım. İlk önce şekiller yaptık. Evet, önce noktalar, Hı çizgiler, dik çizgiler, hı. şekillere doğru Hı. gittik. Sonra hafif hafif süsleme şekillerine giriş yaptık. Bu şekilde. Hı. Daha sonra da küçük harfler yaptık. Alfabemizin küçük harflerini ben şu Evet. yardımcı olayım size. Birer boşluk bırakarak gittim çünkü bu kalem arkasına geçiyor. Evet, harflerimizi tamamladık. Küçük harfleri tamamladık. Daha sonra dediğim gibi örnekler yazmaya başlayacağız. Mesela kolaylardan gidelim. Anne, baba gibi. Dört harfli, üç harfli kelimeler Aynen öyle. yazıyorsunuz. Yine dört kare kullanarak gidiyorum. Normalde derslerde tabii ki bir harfin çeşitli versiyonlarını göstererek gidiyoruz. Yani bir harfi bir kere yaptık bitti değil. Ben burada daha basit şekilde yapıyorum.
Mesela üç harfli bir kelime olsun. Ege. Biraz da süsleyelim. Gibi. Bir kelime söyleyebilir misiniz? Kar mesela üç Kar, harfli. evet. Güzel oldu gerçekten. Büyük harfleri de öğrendikten sonra isim yazmaya başlıyoruz ya da farklı kelimeler yazıyoruz dedim. Sizin adınızı yazayım mı örnek olarak? Tabii. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Tabii bunu büyük harfleri öğrendiğimizi varsayarak yazıyorum. Şu an ekran başında kursiyerleriniz de tekrar ediyorlardı öğrendiklerini. Evet. Gördüğünüz gibi noktaları öğrendiğimiz şekilleri tek tek uyguluyorum. Yani öğrendiğimiz hiçbir şekil boşuna değil. Süslemelerde kullanıyoruz yazımızın üstüne. Aynen öyle. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim hocam. Bu şekilde gösterelim. Şöyle hocam ismimi yazdı. Gerçekten süsledi. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık hocam. Biz hep kullandığımız şeyleri yazılarımızda kullanacağız. Öğrendiğimiz şeyleri Evet. süslemelerde. Harflerin yanına o süslemeleri hepsinin yanına koyabiliyor muyuz hocam? Mesela burada öğrendiklerimizi sadece başlangıç ve bitiş yerlerinde mi kullanacağız? Yazdığımız kelimeye göre değişecek. Mesela ortasında Y harfi olan bir isim söyleyebilir misiniz? Ayla. 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 Ben burada mesela L harfinin üst çizgisinden başlayarak bir süsleme çıkaracağım. Tam sorduğum sorunun gerçekten cevabı oldu. L harfinden de kelimenin ortasından da süslemeler Tabii harfe yapabiliyoruz. göre değişecek. Dediğim gibi estetiği bozmadığı sürece değiştirebiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Aynen öyle. Aynen hocam. Kağıttaki işlemlerimiz tamam. Başka bir işlem gösterecek misiniz uygulama olarak bizlere? Uygulama olarak ben bir yanımda masaüstü isimlik getirdim ama ben buna isim yazmayacağım tabii şimdi. Kalemlerimizden farklı numaralarımız var demiştim daha önceki Evet. çekimimizde. Buna Ne yazalım hocam şimdi buna? Türkiye mi yazacaksınız? Türkiye'ye yazacağım, evet. Daha ince uçlu bir kalemle yazıyor Seher hocamız. Evet, çünkü zeminim çok da büyük bir zemin değil. Evet, çok güzel oldu. Türkiye yazdı Seher hocamız. Bunları üstünü kurutmak için sprey sıktığını söylemiştiniz değil mi hocam? Biz bunları Porselen porselende. tabaklarda Bunları da sıkıyorum. kullanıyor muyuz?
Gerekli görürsek. Gerekli görürsek. Yani bozulma olmuyor yani normalde durduğu sürece. Yani kolay kolay olmaz tabii ki. Evet, çok güzel oldu. Elinize emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Seher hocamız kaligraf uygulamaları olarak gösterdi. İlk başta nasıl yazılır, nelerden başlamamız gerektiğini gösterdi. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim, programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hayat eve sığar, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.